Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestaîn. Evet kıymetli arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Baya bir ara vermiştik. Bizim arkadaşlar burada bir daha tekrar edeyim. Biz bir metin okuyup metin tercümesi yapmaya çalışıyoruz. Medrese usulü üzerine bu sistemimizi kurduk. Bir sonraki fıkıh kitabı bu anlattıklarımızın daha bir geniş açıklamalı olacak. Yani bu bir temel kaynak olduğu için, temel oluşturabilmemiz için meseleyi dallandırıp budaklandırmadan, böyle bilgiye boğmadan ibareye talebeyi ibare okumasına, ibareye mana vermesine alıştırma gibi bir şey yapıyoruz arkadaşlar burada. Ve men evsa li raculin, herhangi bir kişi bir adama bir vasiyette bulunursa bi sulusi derahimihi, değil mi? Diyelim ki adam şöyle dedi: benim dirhemlerimin üçte biri Yasin'in olsun dedi. Ev sulusi ganemihi, veya koyunlarımın üçte biri Yasin'in olsun. Feheleke sulusa zalike, bu vasiyet etmiş olduğu malların üçte ikisi helak olursa, ve bakiye sulusuhu, o vasiyet etmiş olduğu kısım kalırsa, ve huve yahrucu min sulusi ma bakiye min malihi, eğer bu kişinin başka malı varsa arkadaşlar, bu kalan koyunlar o diğer adamın diğer mallarının üçte birini aşmaması şartıyla bu koyunlar vasiyet edilen kişiye verilir. Veyahut da dirhemler vasiyet edilen kişiye verilir. Felehu cemi'u ma bakiye. Felehu cemi'u ma bakiye, yani Yani min derahimi yani. değil mi? Dirhemlerin ve koyunların o üçte birlik bir şey kalmıştı, bölüm kalmıştı. Onların tamamı vasiyet edilen kişiye verilir. Evet. Ve in evsa lehu bi sulusi siyabihi, diyelim adam, ölecek olan kişi bir kişiye, burada elbise derken kumaş mı kastedelim, tutalım şey Yasin? Yani Yani normal şeyden kendi ben kullandığı elbiseler mi yani? yani cins farkı üzerinden değerlendireceğimiz için aslında çok da fark etmez. Elbise desek, kumaş da desek. Yani cinslerinin aynı veya farklı olması cihetiyle değerlendireceğimiz için çok fark etmez yani. Siyah, o zaman şey diyelim yani, elbiselerin, adam dedi ki benim elbiselerimin üçte birisi Yasin olsun. Feheleke sulusaha, bu diğer üçte ikisi helak olursa, ve bakiye sulusuha, vasiyet ettiği oranda elbiseleri kalırsa, ve huve yahrucu min sulusi ma bakiye min malihi, yine değer bakımından diğer mallarına katılır ve o diğer mallarından bu üçte bir olarak çıkarılır ve vasiyet edilen kişiye verilir. Lem yestahikka illa sulusa ma bakiye mine siyabi. Yani bu adam o elbiselerin üçte birisini almış olur. Ondan başka bir şey almaz. Öyle anlıyorum Yasin sen. Yani o kalan toplam elbisenin sayıdan yani zaten üçte ikisi gitti, üçte biri kaldı ya, o üçte birin tekrardan üçte biri alınacak. Yani Lem yestahikka, evet, ve o yahrucu min sulusi ma bakiye min malihi dedi ama. evet. Yani ve o yahrucu min sulusi ma bakiye min malihi. Yani o sanki bir parantez gibi bir şey mi oldu? Tamam, en sonunda da mabak Evet. yemine siyah diyor ya. Yani o Evet. kalan elbiselerin üçte birini. Yani Senin o başlangıçtaki elbiselerin dokuzda birini almış oluyor.
O zaman buradan ne diyeceğiz arkadaşlar? Yukarıda niye caiz, yani geri kalan maldan biz onu çıkarıyorduk. Burada geri kalan maldan değil de o elbiselerin helak olmayan üçte birlik bir elbise vardı. Onların üçte birini ancak verebiliyoruz. Çünkü burada şöyle bir yorum yapabiliriz. Yani bu elbiseler birbirinden çok farklı olduğu için değer bakımından öyle mi diyeceğiz Yasin? Evet Selam, yani bu elbiselerin yahut da kumaşı da alsak bir şey değişmez. Cinsleri, değerleri birbirinden çok farklı olursa bu değer farkından dolayı tekrardan üçte bir alınır. Ama bu elbise meselesinde de daha baştan beri bütün bu elbiseler aynı değerde, aynı cinste, aynı Olur. özellikte olsaydı, bir değer farkı olmasaydı o zaman direkt Tabii. kalan üçte bir Aynen. alınacaktı. Aynen yukarıdaki gibi geri Evet. kalan mala katılırdı. O geri kalan maldan bu üçte bir olarak bu elbiselerin tamamı Musa lehuya verilirdi arkadaşlar. Lem yestahikka, yani ne yapmaz? Hak sahibi olmaz. İlla sulüse ma bakiye mine thiyabi, yani o helak olmayan elbiselerin tamamına değil de onların üçte birini ancak alabilir. Ve men evsa li raculin bi elfi dirhemin. Bir adam başka bir adama diyor ki 1.000 dirhem vasiyette bulunuyorum. Ve lehu malun aynun ve deynun. Ve bu adamın hem malı var hem de neyi var? Alacağı var. Deyn, yani alacağı var. Deyn hem alacağı da kullanılıyor hem vereceği de kullanılıyor. Burada alacağı var. Yani bu adamın bir canlı parası var, bir de daha tahsil edemediği başkasının üzerinde olan bir alacağı var. Fe'in haracet el elfu mine sulusil ayni, eğer o 1.000 dirhem mevcut paranın üçte birini aşmıyorsa, üçte birine tekabül ediyorsa dufiat ilel Musa lehu, Musa lehuya bu verilir arkadaşlar. Ama ve inlem tahruç, eğer üçte birini yapamıyorsa, karşılamıyorsa dufia ileyhi sulusul ayni, o zaman mevcut paranın üçte birisi verilir ve kullema harace şeyun mine deyni ehada sulusehu. Bu adam, yani Musa lehu, o borçlardan alınan, yani her alınan borçtan üçte birini ne yapar? Ta ki o 1.000 dirhemi tamamlayana kadar her borç alındığından onun üçte birini kendisi alır. Hatta yestevfiyel elfe, ta ki 1.000 lira tamamlanana kadar. Ve tecuzu el vasiyetu lil hamli ve bil hamli. Yani burada arkadaşlar, diyelim ki daha doğmamış henüz anne karnındaki çocuğa vasiyette bulunabilir. Ve bil hamli, veya anne karnındaki çocuk da vasiyet edilebilir. Demek ki burada cari olarak düşüneceğiz. İza vudi'a li aqalle min sitteti eşhurin min yevmil vasiyeti. Tabi bu da ne zamandan geçerlidir arkadaşlar? Vasiyetten sonra 6 aydan önce doğarsa bu vasiyet geçerlidir diyor. Çünkü kitabımız neyi baz alıyor Yasin? Yani işte sanki 6 ay, Yani 6 yani aydan erken doğum olmazsaydı hamile yani o kişi yüzden o vasiyet edildiği esnada yani o çocuğun olması lazım, yani mevcut olması lazım değil mi? anne Yani bir karnında. anne karnında mevcut olması, o da ilk 3 ay zaten kaçtı şey Yasin?
İlk 3 ayda zaten doğru düz değil mi? Daha ruh belki de yüklenmiyor. Ondan dolayı zannedersem bu 6 ayı şey yapıyorlar. Yok Sedem, Azalıyorlar. 6 ay şunu şey yapıyor, ifade ediyor benim anladığım. Yani en erken doğum şeyi olarak söylüyor. Yani şöyle desek, itiraz mahiyetinde, yani diyelim ki 6 ay değil de 7 ay olursa olmaz mı Yasin? Peki bugünkü tıp, yani tıbbı da göz önünde bulunduraraktan. Hani şimdi şey olarak diyor mesela orada kastettiği yani eğer onu 7 aya çıkarırsanız yani o çocuk daha vasiyet edildiği anda olmamış, ondan sonra mevcut olmuş. Yani önce vasiyet olmuş, daha sonra çocuk meydana gelmiş, daha sonra doğmuş gibi bir durum olabilir. وَمَنْ اَوْسَ لِرَجُلٍ بِجَارِيَةٍ اِلَّا حَمْلَهَا. Adam dedi ki cariyeyi diyelim falan kese vasiyet ediyorum ama karnındaki çocuğu müstesna. صَحَّتِ الْوَصِيَّةُ وَالْاِسْتِسْنَاءُ. Burada hem vasiyet de geçerlidir, istisna da geçerlidir. وَمَنْ اَوْسَ لِرَجُلٍ بِجَارِيَةٍ. Adam dedi ki şu cariyeyi sana vasiyet ediyorum. Ben öldükten sonra senin olsun. Fevveledet veleden ba'de mevtil musi. Daha Musi'nin ölümünden önce bir çocuk doğuracak olursa kable en yakbele el Musa lehu. Daha Musa lehu Şeyin Musa'nın ölümünden sonra Seydan. afwen. Ba'de mevtil Musi, yani vasiyeti yapan kişi öldükten sonra bir bebek doğuracak olursa, ama daha neden önce? Kable en yakbale el Musa lehu, daha Musa lehu'nun zimmetine geçmeden değil mi? Bu vasiyet edilen şey, mal, eşya, yani cariye bir eşya olarak değerlendiriliyor. Sınma kabile doğum yaptıktan sonra kabul ederse vehuma yahrucani minet sulusi, bunlar ikisi de neden çıkarılırlar? Yok yani Malın üçte birden çıkabilirlerse, çıkıyorlarsa üçte biri vehuma aşmamak kaydıyla. eyvallah vehuma yahrucani minet sulusi ve artı bu ikisi de malın üçte birini, adamın geriye bırakmış olduğu malın üçte birini aşmıyorlarsa fehuma lil Musa lehu, ikisi de Musa lehundur. Ama diyelim ikisi üçte birini oluşturamıyorsa, Yok, üçte birini aşıyorlarsa diyecek Selam şimdi. aşıyorlarsa yani evet. Ve in lem yahruca mine sulusi, eğer yani adam az bir mal bırakmış, bu cariye ve çocuk ikisi malın üçte birini aşıyor yani, değil mi? Evet, o vasiyetin üst şeyini aşıyor yani. فَأَخَذَ مَا يَخُصُّهُ مِنْهُمَا جَمِيعًا Şeyi atladınız galiba selam. Darbe bir sülüsi. ضَرَبَ بِالثُّلُثِ. Ne yapılır? O üçte birle hesap edilir yani, değil mi? Evet. فَأَخَذَ مَا يَخُصُّهُ مِنْهُمَا جَمِيعًا. Yani o cariyeyle çocuk malın kaçta kaçını yapıyor, o bir hesaplanır. O tüm malın üçte birlik hissesini alır. Fi kavli Ebi Hani Yusuf'a ve Muhammed'in, İmameyn'in görüşüne göre yani tüm mal hesaplanır ve malın üçte birini Musa lehu alır. Ve kale Ebu Hanife'te rahimeullahu teala, bu yukarıda az önce zikrettiğimiz iki imamın hocası İmam-ı Azam Efendimiz de ne diyor? يَأْخُذُ ذَٰلِكَ مِنَ الْاُمِّ. Yani demek ki çocuğu katmayacağız, değil mi Yasin? Mesela. Anneyi malla beraber hesaplayacağız ve üçte birlik kısmını ne kadarmış diye artık
Nasıl diyeceğiz onu Yasin? Ya Sedan benim ya ben de tam anlamadım açıkçası burayı. Yani önce anneyi alacak, yani üstüne pay kalırsa çocuğu ekleyecek de yani orada tam neyi kastediyor anlamadım ben. Eren şöyle şimdi önce şey söyleyelim en sonuncusunu söyleyelim. Yani herhalde Normalde şöyle. anne üçte biri Evet. karşılık gelmiyor tek başına. Mesela efendisi anneyi şey yaptığı zaman değil mi hocam? Kaydı baş uzatacağım. Anlatamıyorum. Efendisi anneyi verdi. Efendinin malının üçte birinden az. Yani rahat rahat anneyi verebilir. Verdi. Ondan sonra anne doğum yaptı. Doğum yaptıktan sonra çocuk anneyle beraber üçte biri geçiyor. Tamam. Şimdi diyor ki İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed diyor ki bunlar diyor ne kadar her birisi kendi oranında şey yapar. Diyelim ki anne diyelim 200 lira, çocuk 100 lira, 100 ya. Şimdi bu üçte biri alacak ama ne oranda alacak? Vasilere ne kadar kalacak? Musalehe ne kadar kalacak? Anne ve çocuk kendi kıymetleri oranında pay edilerek, hisselendirerek diyelim annenin %80'ini çocuğun yüzde ama İmam-ı Azam diyor ki önce bir anneyi alsın. Anneyi alsın. Üçte bire tamamlanana kadar üçte diyelim ki üçte bir değil de üçte 0,8'ini aldı adam. 0,2'lik kısmını da alacak şekilde çocuktan nasibini alır. Yüzde mesela üçte 0,2'lik kısmı 200 lira diyelim. Çocuk 200'dü. Çocuğun yarısının hissesini alır. Yani İmam-ı Azam önce anneyi komple veriyor. Üçte bire tamamlayacak şekilde çocuğa hissedendiriyor. İmam Yusuf'la İmam Muhammed ise iki anneyle baba, anneyle çocuğu arasında eşit hissedendiriyor. Direkt komple anneyi vermiyor. İmam anlatabildim mi? Evet, yani imameyn ikisinin anne ile çocuğu aynı anda değerlendiriyor. Diyelim Evet. ki ikisi beraber 500 lira ama kendi içinde ne yapmıyor? Onu Kendisini hissedendiriyor. Anne ve çocuğunun hissedendirmiyor. fiyatlarına oranla. Ama İmam-ı Azam da diyor ki kardeşim diyelim bu Musa lehuya ne kadar şey düşüyorsa anneden ne yapacağız önce? Önce anneyi vereceğiz. Önce anneyi belki anneden daha fazla bir pay alacak olursa o zaman çocuktan da ne yapacağız ona? Bir hisse. Anne Değil mi? mesela üçte bir kadar gelmiyordu. Çocuğun Evet. olunca da normalde şimdi çocuğun da şey olması lazım. Fein Çocuğun fadale şeyun eğer bir adamın Musa lehun daha bir alacak kalırsa ekazahu minel veledi o zaman çocuğu alır ve de çocuktaki ne kadar kendisine yani diyelim ki çocuğun fiyatı ne kadar diyelim 300 lira. evet. Gerideki mal kaç lira diyelim? Orada da 300 lira var. Ona göre bir Anneyi anneden aldıktan sonra diyelim anneyi aldıktan sonra üçte bire tamamlamak için 100 lirası kalmış. Çocuğun üçte birlik kısmını o alır. zaman Çocuk işte birlik 400'dü. hissesi kalır yani. Evet. Evet. Çocuğu hisselendi. His olarak çocuğun üçte birini alır. Peki. Ve tecuzu el vasiyetu bi hidmeti abdihi. Yani adam diyebilir ki benim kölem ben öldükten sonra sana hizmet edecek. Böyle bir vasiyet caizdir. Ve sukne darihi sinine malumeten veya ben öldükten sonra benim evimde işte 5 yıl, 6 yıl, 10 yıl oturabilirsiniz. Ve tecuzu bizalike ebeden veya ben öldükten sonra evimde ebediyen kalabilirsiniz, kullanabilirsiniz diyebilir. Fein haracet rakabetul abdi mine sulusi sullime ileyhi yahdumehu. Eğer köle kişinin bırakmış olduğu malın üçte birinden pay edilebiliyorsa zaten verilir, adama hizmet etsin. Ve inkâne la mâle lehu
gayruhu, eğer ondan başka adamın bir malı yoksa, hademe el varasete yevmeyni vel musa lehu yevmen. O zaman yani üç paya ayırıyoruz, iki pay varislere kalacak, bir pay da Musa Lehu'ya kalacak. 2 gün onları çalışacak, bir gün buna çalışacak. Ve in mate el Musa Lehu ade ilel vareseti. Eğer Musa Lehu da vefat ederse tekrar bu köle varislere kalır. Çünkü ona bir mal olarak bırakmadı, sadece ona hizmet etmek için. Adam ölünce tekrar adamın malı kendi varislerine dönmüş oldu. Fe in mate el Musa lehu fi hayatil Musi batalet el vasiyetu. Eğer Musi'den önce Musa lehu ölürse zaten vasiyet ortadan kalkmış olur. Ve izâ evsalli veledi fulanin, dedi ki falan kesin çocuğuna vasiyet ediyorum, vasiyette bulunuyorum. Fel vasiyetu beynehum ezzekeru vel unsa fihi sevaun. Yani o kişinin diyelim ki kız çocukları vardır, erkek çocuklar vardır. Onlar arasında eşit pay edilir. Ve men evsalli vereseti fulanin, eğer derse ki ben falan adamın varislerine vasiyette bulunuyorum diyecek olursa, fel vasiyetu beynehum, yine varisler arasında geçerli olur. Lizzekeri mislu hazzil unsiyeyni, erkeklere 2 pay, kadınlara 1 pay verilmek şartıyla. Ve men evsali Zeydin ve Amrin bi sulusi malihi. Adam dedi ki malımın üçte biri Zeyd ve Amr'a verilsin. Feyza Amrun meyyitun, eğer Amr ölecek olursa, fesulusu kulluhu li Zeydin, o zaman malın üçte birinin tamamı Zeyd'e kalmış olur. Ve in kâle sulusu mali beyne Zeydin ve Amrin, malımın üçte biri Zeyd ve Amr arasında, yani ikisine veriyorum derse, ve Zeydun meyyitun, ve Zeyd de ne olursa, Ölmüş olursa. ölmüş olursa, kâne li amrin nısfu sulusi, o zaman yani ve Zeydun meyyitun, bu yani vasiyet yaptığı esnada demek ki Zeyd ölmüş. Veyahut da ondan önce mi? Yok Seydam. Önce vasiyet ediyor ama burada yani cümlede Mali Beyne Zeyd'in ve Amr'in dedi ya, yani o Ama ikisinin arasında, yani yarım yarım onu zaten baştan vasiyet ediyor. O yüzden hani Zeyd ölse de Amr o vasiyetin işte tamamını yarısı alamaz. yarısını alacak yani, eyvallah. Evet. Yani li amrin nısfu sulusi, o zaman amr Şey malın, yapmadı. Yani mukayyet yaptı. Yani mutlak olarak evet. vasiyet etmedi. Evet. O zaman ne olacak? Yani üçte birlik pay, üçte birlik payın yarısı amra verilecek. Ve Evet. men avsa bi sulusi malihi, kim ki malının üçte birisini vasiyet ederse, ve la male lehu, adamın hiç malı da yoksa, tümme iktesebe malen, daha sonra bir mal kazandıysa, yani hiç malı yoktu, adam vasiyette bulundu ama daha sonra zengin oldu, bir mal edindi. İstehakka el Musa lehu sulüse ma yemlikuhu indel mevti. Bu adam öldüğü esnada eğer bir malı varsa, Musa lehu malın üçte birine kazanmış olur, müstahak olmuş olur, malın üçte birini alır.